Hayasin şu an keyfi hakkında ne düşünüyorsun? Sence TR1 seviyesinde oynuyorlar mı? Yani bence oynuyorlar. Şu an çok güzel oynuyorlar. Özellikle bir kadro geldikten sonra takımın seviyesi çok güzel değişti. Yani iyi anlamda, pozitif anlamda. Çok yani her yıldız bir oyuncunun ya da agresif bir oyuncunun istemeyeceği pozisyonları oynuyor. Bence çok iyi değerlendiriyor. T-side'da da agresif oynadığı yerleri de çok iyi oynuyor. Normal bir oyuncuya göre yani normal agresif bir oyuncu alan alır ya da hani bir alan alırken bir vurur, öldür falan. Ali Aydar çok iyi yapıyor bence görevini. 2 vuruyor, 3 vuruyor. Gidiyor round alıyor. Round'u koparıyor, modemi sokuyor falan yani. Ben Ali Aydar'ın oyun tarzını çok beğeniyorum. Efe'nin playstyle'da bence TR1 oynuyor şu anda ama ne kadar istikrarlı olurlar? Yani şey anlamında söylüyorum. Hangi takımlara karşı ya da TR1'de domine takım olur mu onu RMR'da göreceğiz. Yani bence şu an bir yorum görmüştüm EF'deki oyunculardan, şimdi ismini hatırlamıyorum. Hani TR1'de her TR1'e karşı galiba Sezgin abiydi, Favre'ydi. Hani her TR1 takıma karşı oynayabiliriz, yenebiliriz falan filan demişti. Bence şu an çok doğru yani. Tam o seviyedeler. Yani herhangi bir yani top 1 takım gelsin onunla da kafa kafaya çarpışırlar. Arkadaşlar hepinize merhaba. Herkeste her hafta 50 dolarlık çekiliş yapıyorum. Ayrıca Herkeste Vita kodunu kullanarak 70 cent artı %10 bonus elde edebilirsiniz. Hem kasalarda hem upgrade hem kontrat modunda güzel şanslarınız bulunuyor. Hepinize öneririm. Hepinize iyi seyirler. Görüşmek dileğiyle. Sadece pro gözünden değerlendirmeni merak ettim ya. Ben hepsini izlemedim maçların. İlk iki maçı izlemedim zaten. Yani hiç denk gelmedim Pera ve ikli maçına. Üçüncü maçın bir buçuk haritası falan izledim. Gayet güzel oynuyordu. Yani dedim ki zaten yorum yaptım Efe hakkında. Hani şey dedi biri. TR1 gibi oynuyor muyuz? Ben de dedim bence oynuyoruz. Yani oynuyor Efe. Sonuçta temsilcimiz yani. Ama hani bu consistent bir başarı mı değil mi? O da RMR'da gözükecek. Yani Efe top tier olsa ne yazar? Bir şey kazanamıyoruz zaten demiş Elçi. Yani öyle düşünmemen lazım aslında. Yani bu bir proses, hani süreç. Turnuvayı kazanamadın ama diyelim ki hani turnuvada 6 tane maç attın. Yarı finale kadar geldin. 5 maç üstte kazandın. 6.'yi kaybettin. Hani o güzel bir başarıdır. Hani bu gerçek hayatta da böyle. Hani illa bir elde edilebilen birincilik kupası almanıza gerek yok. Mesela şöyle düşünün. Bir tane takım düşünün. 5 turnuvadan 4'ünde direkt elenmiş. Birinde birinci olmuş. Bu daha sizce size göre daha başarılı. Yoksa 4 turnuvada da üst üste yarı final, çeyrek final, yarı final, çeyrek final yapan takım mı? Bana göre yarı final, çeyrek final yapan daha başarılı, daha konsistent bir takımdır yani. O yüzden hani süreci güvenmek lazım. Her işte, her takımda.